İbn Sinan'ım diyor. İbn Sinan. Evet. Yani bir fotoğraf var sevgili seyirciler. Bugün gördük. Abdülkerim abinin kardeşi midir yoksa hafta içerisinde gidip acaba Berlin'de mi? Berlin'de bir Türk camiinde bakın bu kadar benzerlik olabilir mi? Böyle bir benzerlik olabilir mi? Tam ekran versene. Tam ekran. Ben böyle bir benzerlik görmedim. Böyle şey bir, nasıl? Bir imam abimiz Berlin'de bu kadar benzerlik olabilir mi? İnanılır gibi değil. Sanki hani hırs demiş burnundan düşmüş gibi. Teşhire gidiyor. Hocam güzel ya, ne güzel ya. Tabii ne güzel canım, başka bir şey göstermiyor. Hırsız, uğursuz, uyuşturucu bir satıcısı bir adama mı benzeyim? Ne güzel imama benzemişim. Bu yanındaki kim? Adamın yüzünde nur var. Abdülkerim abi yanındaki kim? Oğlum ben değilim o Almanya'daki. Abi yanındaki de sana benziyor abi. Gel. Buyurun. Yan yana Abdülkerim abi yanına. Göster. Aynen. Bu kim ya? Yok ya. Sen kimsin? Adem. Aynı. Evet, Almanya'dan geliyor. Adem aynı sensin. Almanya'dan. Gördün mü Adem? Tamam, gül ver orada. Ya hocam. Hocam gül nereden? Gül ver diyorsun. Nereden gül vereyim hocam? Gül ver diyorsun ya. Aynısın ya. Apo. İnanılır gibi değil. Apo. Adem sen misin? Sen beni getirdin. Hakikaten ismin ne senin ya? Adem. Nereden geldin sen? Almanya'dan. Al sana çiçek yok. Adem aynısın ya. Ben böyle bir şey görmedim. Adem daha çok benziyor ona ya. Adem gelsene. Adem gel. Hocanın yanına gel. Abdülkerim abi sevgili seyirciler benzerliğe bakar mısınız? Aynı. Adem ve Abdülkerim abi. Abdülkerim abi ve Adem. Adem şuraya bak. İnanılmaz bir benzerlik. Oraya bakın bak. Oraya bakın abi. İnanılmaz bir benzerlik. Aynı pozu versenize. Aynı pozu. Adem onun gibi dur. Oraya bak oraya. Adem öyle dur. Abdülkerim abi sen dur. Sen otur Abdülkerim abi. Şöyle aynı. Aynı poz. Bakar mısın ya? Aynı poz. Ama bir dakika Adem biraz boyun kır. Gerdan kır. Ver çiçeği getir. Gerdan kır. Çiçek de geldi. Adem meşhur oldu Adem. Çiçek de geldi. Adem akıllı. Daha büyük çiçek. Bir şey getir. Çelenk getirseydiniz. Böyle bir benzerlik olabilir mi? Gördün mü Adem? Aynı oldu. Böyle bir benzerlik olamaz ya. Benzemiyoruz ya. Adem benziyor. Vallahi benziyorsunuz. Adem aynı ya. Adem akıllı. Sen de çok benziyorsun ama. Adem aynı diyor. Topu atıyorsun. Fatih Demirel hazır mı? Adem'cim bak oraya bak. Tamam. Şu evet. An Almanya'da senden konuşuyor herkes Adem. Fatih Demirel'i... Aha. Kim ulan bu? Aa, Sinan abi. Sinan kim abi. Ulan bu? Bana benziyor oğlum. Bir dakika. Bana benzetmiş kendini bu. Tabii. Vay. İsmi ne? İsmiyle. Kesinlikle hocam. Ben şaşırdım. Kesinlikle hocam. Bu şaşkınlıkla... Öğleden sonra Esenyurt'a gittim. Esenyurt, İstanbul'un bir ilçesi. İlçesi dışarıda, biraz merkezin dışında. Belki orta halli veya az halli insanlarımızın oturduğu bir semt. Bir işim vardı, ne işim vardı diye sormayın. Benim işler bitmez. Ama bugün Esenyurt'ta sırf ona benziyor diye bir erkeğe merhaba dedim. Fenerbahçe teknik direktörü adam ya. Kim, model misin adamı? Şen misin? Bir dakika. Hele yeni şarkı düşüyor. Işıkları kapat. Hangisi? Dün gece hiç tanımadım. Öyle bir şey vardı. Sırf sana benziyor diye sevgilim dedim falan. Dur sen söyleyelim. Ver. Güzel hoşuma gitti bu saatte. Ben de söyleyeyim. Dün gece. Ben mesela geçen akşam. Ya mesela geçen akşam. Var mı arkadaşlar? Ya bir gün Ersin'de program yapalım. Ay çok sevgili Levansam'ı saygı ve sevgiyle anıyorum. Sesi biraz kız. Bugün saat 18. Ne güzel şarkı değil mi? Esenyurt'ta bir büronun önünde. Sırf ona benziyor diye bir erkeğe merhaba dedim. Ve hala şaşkınım. Elim ayağım titriyor. O benim 35 yıllık can arkadaşım. Erkek kardeşim yok. Erkek kardeşim kadar yakın. Hepinizin sevgilisi. Beşiktaş'ın göz bebeği. Sinan Engin. Bugün ben Sinan Engin'i Esenyurt'ta gördüm. Canlı gördüm. Sinan'ım ne haber dedi. Böyle bir baktım. 6 metrede. Düşünüyorum. Anladım.
Hadi benim burada tuhaf işlerim var da Sinan'ın Esenyurt'ta tuhaf işleri var. Esenyurt çok popüler bir ilçe değil. Yani biraz dışarıda. 25-30 kilometre İstanbul. Ver müziği. Çok güzel. Adama baktım. 7-8 metre. Sinan nasılsın dedi. Pis pis baktı. Ofisin duvarına baktım. Duvarda da Sinan var. Getir. Bizden habersiz Esenyurt Sincele Mecaisi Muhtar Adı İçin Aleyhi. Tamam. Dur. Şimdi bakın. Önce uzaklaşma. Böyle dur. Şu anda televizyonun. Müzik ver, müziği ver. Müziği ver. Olurum, müziği ver. Uzak televizyonu şu anda var. Ablalar, kardeşler, evlatlar, herkes. Allah Allah, Sinan abi sapıttı mı, ne yapıyor filan derler. İlk etapta. İlk anda. Neresi abi? Ahmet Çavuşoğlu. Esenyurt'ta bir mahalle. Kazanmış mı? Eski hakem Ahmet Çakar gizli bir iş için gitti. Esenyurt'ta 35 yıllık dostunu canlı görüyor ve afişlerde görüyor. Sinan, sırf sana benziyor. Kazanmış mı? Bir adama. Kazanmış mı? Bana kötü muamele yaptı. Merhaba dedim Sinan. Yaklaştı şimdi resmi. Müziği ver. Herkese merhaba dedim. Ben tam ekran. Yaklaştı. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil, hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil, hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil. Anladım ki hiç kimse. Muhtar adayı Ahmet abiye. Ahmet abi. Siyasete atılıyorsun, bize haber verdi Ahmet abi. Herhalde yani ya Trabzonlu ya Giresunlu ya Ordulu gibi. Ahmet abinin görüntüsü ya Trabzon ya Ordulu gibi görüntüsü. Ahmet abiye buradan sevgiler, saygılar. Sevgili Muhtar'a, Muhtar abimize sevgiler, saygılar. Hakikaten bana benziyor. Bana benziyormuş. Hakikaten şey, şimdi hocam duman yapma. Hakikaten gördün mü? Sinan'ım, lafın kısası. Bugün öğleden sonra sırf sana benziyor diye bir erkeğe merhaba dedi. Çok güzel oldu. Rahmete merhaba dedi. Neman abla da çok güzel okuyorsun be. Allah ağzına yüreğine sağlık ya. Siyasete atılıyorsun bize. Çok güzel okuyor be. Biz de desteklerdik seni. Hadi bakalım. İhtiyar meclisini alsana abi ya. Ay. Evet, çok güzel. Sinan abicim Beşiktaş'ın 7-2'lik. Ahmet Hoca nereden buldu? Çay kırısı sana karşısında. Beşiktaş falan kalmadı. Sinan ne oldu? Ben gidiyorum Muhtar'la. Gideceğim nerede ben? Nerede? Neresi oluyor? Ziyaret edeceğim. Abiyi niye ziyaret edeceğim abi? Gültepe. Şimdi bir de bizim yaptığımız Gültepe Muhtarı Sinan abi var. Gültepe buradan çok selamlar. Yayla Kemal'e selamlar. Gültepe'ye selamlar. Bir gelsin ekrana Sinan abimiz. Sinan Engin Gültepe Mahallesi Muhtar adayınız bak hocam. Ama benim mahallem Gültepe değil, ben Yahya Kemalliyim. Yahya Kemal. Övünmek gibi olmasın, Yahya Kemalliyim. Yani doğma büyüme oralıyım. Yahya Kemalliyim. Oralıyım Yahya Kemal Gültepe. Gültepe yukarıda, biz aşağıda. Daha gariban mahalle, biz aşağıda. Yahya Kemal daha gariban ama şimdi o gariban mahalle dediğimiz yerde arsa yok. O Vadi İstanbul falan gördüğünüz yerlerde eskiden Gökmen abi oraya gezmeye korkardık, biliyor musun? Sinan, ben o gördüğüm aşağıda bütün o sitelerin olduğu yerlerde. Ben 81-82 yıllarda ilk para kazanmaya başladığım zaman oraları toprak fiyatına her yere alabilirdim, biliyor musun? Hiç oradan bir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Şimdi bir metre yer yok orada. Ve acayip değerli.